Royce Energy Drink, Okan Bayülgen'le Kraliyet Ailesi'ni sunar. Sevgili izleyenler, bu programda göreceğiniz kişiler, programın sunucusu da dahil, tamamıyla hayal ürünüdür. Bu kişilerin kimi gerçek kişilikleri anımsatsalar da onlarla uzaktan yakından ilişkileri yoktur. Bu programdaki röportaj ve eğlence amaçlı söylenen sözler yalnızca söyleyenleri bağlar. Kurumumuz ve Okan Bayülgen hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her türlü şikayet ve ihbar için info@kingodisco.com. Hanımlar, beyler, TV8 İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Kral Çıplak başlıyor. Karşınızda Okan Bayülgen. Efendim iyi geceler. Kral Çıplak'ın ilk programına hoş geldiniz. Kral Çıplak'ın ilk programında Sayın Hilal Cebeci'nin konuk olmasını özellikle sosyal medya acaba çıplak olacak mı sorularıyla karşıladı. Ya da şunları çok okudum internet üzerinden. Acaba hangisi çıplak olacak? Bu kadar, İkiniz de mi çıplak olacaksınız? İkiniz de mi çıplak olacaksınız? Bu kadar doğru bir program ismi bulunamazdı gibi. Geçen sezonda da yaptığımız Kral Çıplak bu sezon farklı bir anlayışla yapılıyor. Özellikle bu baş başa konuşma havasında yapılıyor. Hilal, diyorsun ki Einstein'la aynı kafadayım. Eminim hayatta olsaydı beni çok severdi. Hem üstün zekalıyız hem eğlenceliyiz, daha ne olsun. Ve ha ha ha. Ha? Şimdi ne diyeyim ben buna? Hakikaten aynı kafada olduğunu hissediyorum. Aynı kafada, öyle hissediyorum. Yani gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Çok zeki insanlarla aynı. Einstein çok zekiymiş. Hatta ona eskiden geri zekalı da diyorlarmış. Küçükken. O kadar zekiymiş ki eskiden geri zekalı diyorlarmış. Geri zekalı diyorlarmış. Bana da çok fazla geri zekalı diyen olduğu için dedim herhalde ortak bir noktamız var. Yani zaten üstün zeka ile geri zekalılık arasında çok ince bir çizgi var biliyorsun. Peki senin tweetlerinden devam ediyorum. Einstein'ı salak diye okuldan atmışlar. Aynı şeyi bazı beni çekemeyenler de yapıyor. Bence bir kez daha düşünün. Yarın bir gün bir şey icat edeceğim. Az kaldı. Diğer Einstein'la ilgili söylediğin, Einstein yaşasaydı onunla sevgili olmak isterdim. En azından zevkli bir beyin fırtınası yaşardık. Belki burada alttan alta bir dokundurma var. Belki de hani bu adamların zeki olup olmamasıyla ilgili. Sonra da demişsin ki 1,5 ay oldu sevgilimden ayrılalı. Neden hala yok pampişlerim? Çünkü beni ancak Einstein mutlu edebilir. Karar verdim, bir bilim adamıyla çıkacağım. Evet. Şu soruları hak ettin. Einstein'ın ön adı nedir? Aşk olsun ya. Bir, yemin ediyorum ne kadar iyi kız, iyi kalpli bir kızım ki hiç de bunu çalışmadım yani soracaksın. Çalışmadım hakikaten. Çalışmadım vallahi, soracağını düşünmedim ama Einstein'ın ön adı söyleyeceğim. Bir James. Dakika, bir anda, hayır James değil. Bob. Ben şey var. Bob Einstein. Hayır, yok Bob Marley. Fark Bob Marley'i biliyorum mesela. Hayır, ben senin her zaman çok tatlı ve zeki olduğunu, bana bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Başkaları için bu. Şimdi çok hırs bürüdü beni. Sen bana söyle birkaç örnek ve önat. Kevin Einstein. O da değil. O Kevin Spacey. Bak bildiklerimi de söylüyorum. Sen örnek ver. Baş harfini söyle mesela. Baş harfi A. Albert. Albert, bravo, bravo, bravo. Keşke seyircimiz olsaydı programda akışarım. Milenyum, milenyum ne anlama gelir? Ben milenyumun ne anlama geldiğini Cem Yılmaz'ın şeylerinden biliyorum. Hani o bir milenyum skeçleri. Milenyuma giriyoruz, giriyoruz dedim. Milenyuma giriyormuşuz. Demek. Ama nereye girdiğimizi nereye bilmiyoruz. Nereye girdiğimizi bilmiyoruz. Peki, Newton yer çekimini nasıl keşfetti? Elma düştü. Bravo, çok doğruydu. Einstein'ın en bilinen teorisi nedir? İzafiyet teorisi. Bravo. Ve Einstein nerelidir? Einstein'ı ben Amerikalı zannediyordum ama Einstein galiba Avusturyalıymış. Yakın, yakın. Avustralya. O zaman Avustralya. Avustralya. Yani, Avustralya'ya ben Amerikalı yakın. Zannediyordum. Hayır, ama. Hayır, Almanya. Ha, Almanya. Almanya doğrusu, evet. Evet. Peki Metallica ile ilişkinler nasıl başladı? Lars'la çıkıyordum. Öyle mi sordun ki? Yani baterist Lars'la çıkıyordum. İlişkim öyle başladı. Yani Metallica'nın Nothing Else Matters şarkısı bana çok uyuyordu, sözleri. Hani Nothing Else Matters'ı. Şu an sorsan sözlerini gene Türkçesini söyleyemem de okuduğum zaman
çok etkilendim. Hani kimseyi ilgilendirmez kardeşim hani gibi bir tavır var ya. Buradan yola çıkarak çok hoşlandığım için Metallica'yı sevmeye başladım. Bu da metalcileri çok rahatsız etti. Yani Metallica'yı sevemezsin dediler ya. Mesela Metallica'mızdan uzak dur dediler. Yani kamera şakası gibi niye sevemeyim yani? Sonuçta herkese açık bir şey. Sonra bir de bir futbolcu oğlan var. Ne onun Messi. İsmi? Messi. Messi ben ilgilenmiyorum pek futbolla bilmiyorum ama yakışıklı bir şey mi o? Yakışıklı değil o. Ben onun şeyini seviyorum yani çok başarılı olmasını seviyorum. Kariyerini seviyorum. Çünkü herkes ona işte uzaylı herkes çok ilgileniyor ya Messi'yle. Herkes ilgilenince benim de ilgimi çekti. Fena da değil yani gideri de var yani o kadar. Hani şey... Peki tamam. Yani. Bu tamam. Bu eğlenceli başlangıçta tabii ki seni sınava sokmayacağım. Ama güzel, benim tanıdığım ama sevgili izleyenlerimize söyleyeyim. Benim tanıdığım Hilal tabii ki başka bir kız. Yani o şimdi çok neşeli bir sosyal medya hayatı var. Bir sosyal medya kahramanı ve hakikaten şu sıralarda benim dikkat ettiğim özellikle İstanbul'da yan masadan duyabileceğiniz, her masadan duyabileceğiniz bir konuşma akçesi Levent Erden'in tabiriyle. Yani her masada bir kere sana değiniliyor. Değiniliyor ya gördünüz mü ne yazmış, ne etmiş, ne yapmış filan gibi. Evet. Bu modanın geçeceği sanıldı. Bu modanın senin... akşam saatlerinde çektiğin kimi natürel fotoğraflar diyeceğim onlara. O fotoğraflar sayesinde olduğu sanıldı. Evet. Fakat bir yandan da sen yazmaya başladın. Evet. Çünkü bu mecrada yazanlar da yani sadece fotoğraf çektirerek olmuyor. Bir şey de üretmesi lazım. Sonra bu üretimlerin dikkatimi çekiyor. Eskiden bir iki tane küçük tefek laf değil. Sen baya baya... Evet. Bir mizah yazarına doğru gidiyoruz. Tamam, evet. Mizah yazarları yine bunu da tırnak içinde kullanalım. Mizah coşmasınlar. Yazarları hayır buraya da almayacağız falan demesin. Hayır, buraya da gelmesinler demesinler. Evet. Ama sende böyle bir yetenek mi vardı yoksa tabii ki bütün dünyada sanatçıların, şöhretlerin sosyal medyayı ticari amaçlı da kullanmaları bu da çok normal karşılanıyor. Ayıp bir şey değil. Her şeyi ticari kullanıyoruz. Sosyal medyayı niye olmasın? Peki bu konuda bir akıl hocası var mı bunlara ya? Bunu çok sordular. Yok. 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 Böyle bir akıl hocam yok. Tamamen kendi kendine gelişen bir şey oldu. Twitter'ın çık. Ben zaten normal hayatta da eğlenceli, neşeli biriydim ama Hilal Twitter... sen her zaman yalnızdın biliyorsun değil mi? Evet. Her zaman yalnız. Her zaman evet. Sen çok güzel bir kızsın. Evet. Hep çok eğlenceli şarkılar yaptın. Evet. Hep çok seksi bir kızsın. Evet. Ama öyle bir yönüm var evet. Aşk skandalı falan da hatırlamıyorum. Evet yani, öyle bir yalnızlık yönüm var evet. Tabii ki arkadaşlıkların oldu. Ve bu garip bir bana biraz dramatik geliyor. Yani bir çelişki var. Benim tanıdığım hani programdan önce sonra evet. Kuliste konuştuğum Hilal... Galiba çok böyle kahkahalar atmaktan çok hüzünlü bir kız gibi geliyor yani, bana. Normal... O hüzünlü kız şimdi Hayır özel hayatımda yani sonuçta çok böyle hep söyle beni yakından tanıyanlar da aslında normalde biraz agresif ve sinirliyimdir. Yani böyle hüzünlüsün çok gibi geliyor. Hiç bağırıp çağırdığını görmedim. İşte denk gelmedi sana ama hüzünlünün dışında biraz agresif de biriyim. Yani aslına bakarsan iki tane Hilal var diyor arkadaşlarım. Bence öyle söyleyeyim. Yani bir tanesi gerçekten çok neşeli, inanılmaz şeker böyle melek gibi. Bir tanesi de çok fena diyorlar. Yani galiba iki tane Hilal var. Ama yalnız bir Hilal var o doğru. Yalnız bir Hilal var. Yani sonuçta bakarsak birçok insan yalnızdır. Bu da şundan kaynaklanıyor olabilir. Yani gerçekten bu da bir mesaj olsun. Hani bir mesaj yok kimseye belki ama çocukluktan gelen sevgisiz büyümenin verdiği bir şey bu yalnızlık bence. Çok doğru. Burada duralım. Evet. Programı burada sona erdiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sonrasında ben Hilal'i özel olarak dinleyeceğim. Kısa evet. Bir reklam arası hemen ardından Kral Çıplak devam edecek. Kraliyet yayınlarında yanlış veya eksik bulduğunuz hususları ya da katkılarınızı bize bildirmek için Malumat Furuş Baykuş'a ulaşabilirsiniz. Örneğin filancanın doğum tarihi yanlış söylendi. Doğrusu şudur.
Şarkıcı Hilal Cebeci, namı diğer Panpiş, müzik dünyasına ilk albümü Köylü Güzeli ile girdi. 2000 yılında yılın en iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı ödülünü aldı. Twitter'a eklediği seksi fotoğraflar ve gündem yaratan açıklamaları ile magazin dünyasında son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Hatta esin kaynağı olan orijinal Panpiş Adrian Curry'nin Twitter takipçileri 250 binde kalırken Cebeci'nin takipçi sayısı 500 bine yaklaştı. Cebeci kendini baş psikopat, Türk düşünürü, çılgın Türk, baş Panpiş olarak tanımlıyor. Okan Bayülgen Hilal Cebeci ile konuşuyor. Peki. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şu pampiş kelimesini yine çevre masalardan duyduğum için seninle konuşmak istiyorum. İnci sözlükle özdeşleşen kelime. Evet. Pampa kelimesinden türetiyorsun. Pampa kanka kelimesinin evrilmesi sonucunda oluşmuş bir sözcük. İnternet dilinde K harfi yerine Q kullanılması sonucunda kanka yerine kanka Q'yla ifadesi doğduğundan bununla dalga geçen inci sözlükçüler Q'yu ters çevirerek P yapmışlar. Böylece pampa deyişi ortaya çıkmış. Yine çok ilgilendirirse sizi bilmiyorum. Konuyla çok alakası yok ama pampa aynı zamanda Pasifik Bölgesi Gazete Yayıncıları Birliği'nin kısaltması. Senin sacitaslan.com'da seksin dayanılmaz hafifliği diye bir yazın var. Bu ismi nasıl buldun? Seksin dayanılmaz hafifliği. Yani bir şeyleri hani zaten herhalde anlaşılıyordur. Çok araştırmacı biri değilim. Her şeyi de pampişlerime soruyorum. Bu nedir? Şunu sormak istiyorum. Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği. Belki sonra bir yerden, filmi de yapılan. Belki bir yerden kulağımda kalmış olabilir. Oradan etkilenmiş olabilirim. Ama hani bunu bilerek mesela şimdi senin söylediğin gibi Kundera'yı da tanımıyorum. Ama bir şekilde demek ki duymuşum ben bunu. Sonra da kendi kendime seksin dayanılmaz hafifliği diye bir yazı yazmışım yani. Peki. Diyorsun ki öncelikle bazı şeyleri okuyacağım, bazı şeyleri okumayacağım. Öncelikle Allah'ıma binlerce şükür etmek istiyorum. Beni bu kadar hayat seven, hayattan tad almayı bilen, yüreği insan sevgisiyle dolu, hayvan sevgisiyle dolu biri olarak yarattığı için. Evet. Ne insanlar görüyorum? Nefret gözlerin içlerine girmiş, mutsuzluk ve yalnızlık içinde çaresizce oraya buraya saldıran zavallı, aslında üzülecek halde insanlar görüyorum. Hayatın anlamını çözememiş. Evet. Yani güzel yazıyorsun ha. Ya belki de işte bana herkes diyor ki kalemin çok güzel diyorlar. Ya evet. Çünkü gerçekten sevilmemiş, doyasıya içinden geldiği gibi yaşayamamış, ömrü geçmiş gitmiş insandan daha kötüsü olabilir mi? Evet. Düşünsenize, o kadar mutsuzsunuz ki bu mutsuzluk doğal olarak dış görünüşünüze yansıyor ve beğenilmiyorsunuz. Evet. Beğenilmek ve bunu sadece dizi izleyerek, beğenilmemek pardon, iç geçirerek tatmin edebilmekten daha kötü ne olabilir dünyada? Burada da dizilere de çakıyorsun maşallah. Genelde bu tarz kadınlarla çok karşılaşıyorum. İçlerindeki bu kötü duygular bir süre sonra onları yiyip bitirmeye başlıyor. Evet. Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken de fark ettim ki kadın savaşları erkeklerin savaşlarından çok daha fena ve çarpıcıymış. Bunu Muhteşem Yüzyıl'dan öğrenmişsin. Evet. Güzel. Kesin o yıllarda yaşayan kadınların çoğu mide ülserinden ölmüştür çok yüksek ihtimalle. Şimdi kendi yüzyılımıza baktığımızda değişen hiçbir şey yok. Kadın kadına bariz düşman. Bir kadın başka bir kadının erkekler tarafından beğenilmesine asla tahammül edemiyor. Aslında mantık olarak kadınların birbirinin yanında olması gerekir. Zaten toplumda ezilen hep kadın olduğu için destek olması gerekir. Tuzak kuran kadınlar, çevremde yakın arkadaşlarımda bile görüyorum ki iki sevginin arasını açmaya çalışanları nasıl bir ruh halidir bilemiyorum.
Talep görmeyen kadınlar var mesela. Onlar iyice zıvanadan çıkmış durumdalar. Düşünsenize hiçbir tür talepleri yok. Talep olmadığı için sevgilileri yok. Sevgilileri olmayınca seks yok. Seks olmayınca hırçınlık var. Agresivlik var. Boşluk yüzünden ona buna saplantılar var. Var da var. Ay hiç fena değil yani böyle. Hakikaten bir makale okuyor gibiyim yani. Sonra da devam ediyor. Şöyle diyorsun, seks doyasıya ve tutkuyla yaşanılması gereken bir şeydir. Seks yaparken ışıklar kapatılmamalıdır. Evet. Kadın ya da erkek vücudundan utanmamalıdır. Sonra dönüyorsun bir tarihi tahlil. İlk çağlarda elbise yoktu. Hala bazı Afrika kabilelerinde giyinmek yok ve yapılan araştırmalara göre o ilkel kabilelerde tecavüz yok. Kadına şiddet yok. Bilakis kadını koruma içgüdüsü var. Şunu anlayalım ki ne kadar bir şeyler yasaklanırsa o kadar ona açlık doğar. Genelde çocuk tacizcilerinin aile yapısına bakıldığında son derece tutucu, son derece baskı altında büyütülmüş oldukları görülüyor. Atladım yine bazı şeyleri. Yani sonuç olarak ne kadar şeffaf olursak cinsel açlık o derecede biter. Bütün bu söylediklerim sosyal araştırmalarının sonucudur. Ben böyle söyledim diye coşmayalım lütfen demişsin tekrar. Evet. Ve sevgilerimle diye bitirmişsin. Ya bunlar sağlam laflar ya. Beğeniliyorsa da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani peki bunun ilk yayınlandığı yer Sacit Aslan'ın... Ben sacitaslan.com'da köşe yazıyorum. Bu nedenle? Bu nedenle orada çıktı yazı. Tabii orada, yani orada başka köşe yazılarım da var. Yani orada köşe yazmaya başladım. Teklif etti Sacit abi. Kırmadım ben de kendisine. Köşe yazmaya başladım. Peki acaba müzik kariyerinden buraya bir yere doğru bir medyaya doğru bir geçiş mi var yani? Yok yani düşün diyorlar ama öyle bir geçiş tabii ki neden olmasın. Birçok arkadaşım, yapımcı arkadaşım düşün diyor. Olsa da güzel olur tabii ki ama tabii ki buradan da söyleyeyim, müziği bırakmıyorum. Bazen diyorum bak kızdırmayın diyorum, ben de Teoman gibi bırakır Asos'a yerleşirim, onun yanına gider diyorum. Asos'a yerleşmiş. Bir haberler çıktı, Yunanistan'da bir yerde oturacak falan. Ha, bilmiyorum, Asos diye duydum ben. Ondan sonra dedim ki kızdırmayın beni, bırakır gider Teoman'ın yanında yaşarım. Çünkü Teoman çok sevdiğim bir insan, çok şekerdir. Onun için ama yine de müziği bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Peki gel şu kliplere bir bakalım beraberce. Buyursunlar. Sen var ya sen yalandan daha yalansın, yalansın. Kapıma bir gün ipe ipe geleceksin. Söküklerini dike dike gideceksin. Ahitim yok dara, sen benim gibisin. Benden sana fayda yok, bu başka birisini. Artık bu yok dara, sen benim gibisin. Benden sana fayda yok, bu başka birisini. Peki her şeyin başında nasıl düşündün? Yani benim sesim satar mı satmaz mı, fiziğimi de işin içine koyayım. Vokal yapıyordum zaten. Hı-hı. Hani vokal yaparak başladım ben. Hani çalışmaya ihtiyacım vardı. Ve vokal yapmaya başladım. Vokal bir background'umda bir vokalistlik var zaten. Oradan
Dedim ki sahnede çok dikkat çekiyordum çünkü. Güzelliğinle. Evet, fiziksel özelliğimle işte şarkı da söylüyordum. Vokal yaparken hep şarkı söyletirler İşte ya. Evet. Evet. Az soliste der ki yani evet, bakın evet, işte ne kadar cici tatlı evet, vokalistim evet, var. Onda bir şarkı sonra, o da dinlenir gidip içeride. Tabii ki ya, bu camiada olunca da plak şirketlerinden böyle bir görüşmeler yaptım. 3 plak şirketiyle. 3'ü de yapmak istedi albüm. Daha sonra bir tanesini tercih ettim ve öyle başladı hikayem. Birileri nasihatta bulundu mu? Kızım sen böyle biraz açıl saçıl bak fiziksel fiziğini ortaya koy. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Ben yani ilk Köylü Güzeli klibimi çektiğimde bile o klibi bugün de baksak 2000 yılında çekilmiş bir klip. Bugün hep çok de, seksi bir kliptir. Yani hiçbir çıplaklık da yok ama yani ben çıktığım günden itibaren insanlar o... Sen de o zaman çok hatta bunun şeyini geyiğini yapardın yani. Ben çünkü röportajlar verdim. Ben masum bir seksi ısrarla çünkü seksisin seksisin deyince ben de hani sanki çok kötü bir şeymiş gibi ben masum bir seksiyim derdim. Sen de dalga geçerdin. O yüzden yani o klipte çıplaklık yok, hiçbir şey yok ama yine de seksi dediler mesela. Köylü Güzeli'nde çıktığım andan itibaren hep seksi dediler. Benim yapabilecek bir şeyim yok yani. Bu en çok kimi rahatsız ediyor? Beni rahatsız etmiyor da benden başka herkesi rahatsız ediyor. Yani seksi olmanın nesi kötü ya da seks kötü bir şey değildir. Ya da ben işte belki başka şarkıcılar gibi değilim. Yani herkese aynı olsun istiyorlar. Ben belki içimden geldiği gibi davranıyorum. Yani niye bundan bu kadar rahatsızlık duyuyorlar? İnan bilmiyorum. Peki gel şunu yorumlamaya çalışalım. Sana gelen genelde mesajlarda da bana gelenlerde de hep kaliteli, kalitesiz, kaliteli, kalitesiz, evet, kalitesiz evet, evet, şimdi evet, hep bu tartışma var. Evet, yani seksi bir hanımı, fiziğini ortaya çıkaran bir hanımı ki yapılan şey bu. Evet. Yani işte internetten verilen fotoğraflarda evet, evet, bu. Evet. İşte bu kaliteli mi? Evet. Buradaki yani, nesine bakıyoruz, kaliteli mi diyeyim yani, hangi kaliteyi tescil edeceğiz? Bilmiyorum. Şimdi güzel bir hanım. Zaten bizde medyada, bütün gazetelerde yani ana akım medyanın en büyük gazeteleri dahil. Hatta şimdi internet siteleri çok bakılsın, çok içinde gezinilsin diye zaten evet, birçok kadın evet, fotoğrafı var. Bütün internet sitelerinde işte günün güzeli, ayın güzeli, evet, yılın buçuklu ayların, yılların güzelleri filan. Peki şimdi bir bikinili bir kadına ya da çılçıplak bir kadının fotoğrafına baktığımız zaman ay nesini kaliteli bulacağız böyle? Sen nesi kaliteli bu? Ya kadınlar açısından soruyorum. Nesi evet, kalitelidir onun? Neyi kaliteli olması gerekiyor? Mesela şeyi mi kalitelidir? Yani silikonları mı kaliteli yapılmıştır? Bilmiyorum falan. Yani. Ya da annesi falan çok mu iyi bakmıştır çocuğuna böyle? Hani çok mu iyi yedirmiştir, içirmiştir, spor yaptırmıştır, evet, yetişmiştir, işte boyu uzundur. İşte artık anlatamıyorum yani hanımların seksi güzel buldukları erkeklerin de yerleri açısından. Yani ne kalitelidir? Yani ne kaliteli olacak? Onu ya bir bilmiyorum, kadına bakıyoruz ne kaliteli bilmiyorum, olacak? Bilmiyorum, onu bilemiyorum işte. Yani bunu gerçekten hani bunu tartışan insanlara sormak lazım. Çünkü bu çok anlamsız gerçekten. Hani bunun neyi kaliteli olmalı, ne olmalı? Yani dünya çapında birçok şarkıcı var, birçok yıldız var. Onların da bu tarz fotoğrafları var. Yani bizde olduğu zaman bir şeyler çok farklı algılanıyor. Yani bizde bir tuhaflık var, bilmiyorum. Yani dergilere de mesela kapak oluyoruz. Hmm. Dergilere kapak olduğumuzda benim dergi tirajlarım her zaman çok yüksektir mesela. Yani şimdi hangi kaliteyi neyi tartışıyoruz o zaman? Yani ortada bir tiraj var, söz konusu olan bir tiraj var. Yani burada da öyle, bu fotoğraflar da öyle. Bu fotoğraflar çok aşırı bir fotoğraf değil. Yani bunun çok çok daha aşırıları, çok çok daha farklıları var. Yani buradaki... Çok kişi bunu anlamadı. Ben de anlamadım. Yani peki bu fotoğraflarda çok daha açıkları zaten her gün evimize giren evet, gazetelerde evet, ya da evet, işte televizyonda yayınlanıyor. Yani şu fotoğraf örnekse. Örnekse evet, evet. Şu. Bu ilki miydi? İlklerden biri miydi en şu? En ilk değil. İlklerden biriydi ama en ilki o değildi. İlklerden biriydi ama. Evet. Bu zaten kıyafet olarak da ilginç bir kıyafet. Bir çarşaf mı asılmış? Yani o havlu mesela. Şimdi orada ne gibi bir hani... Bana senatoda konuşacakmışsın gibi yani, geliyor yani. Öyle bir şey. Bu desen işte hani... Bunlar bir de tabii bu mecrada çok etkili olan duygu
Samimiyet. Evet. Bu samimiyet, de, yaklaşım evet. Daha doğrusu samimiyet. Yani evet. Samimi olarak yaklaşıyorsanız zaten harikulade ve işte değişik ilerler var burada bakınız. Evet. Bu maskeyle. Yani daha önceki dergi kapaklarındaki kapaklarımızdan bir farkı yok yani. Hayır, bundan çok daha... çok daha açıkları var. Açıkları evet, var. Var, evet. Peki bunun böyle birkaç gün sürecek bir şey olduğu hani... Ya şimdi konuşuldu, bunun, evet. Hani neresi açık ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Anlamıyorum yani. Ya şu anda da bu kadar açıksın. Evet. Bu kadar açıksın yani evet. Şu anda da. Bazen programlarda daha da açığım. Daha yani da, evet. Dekolte ben değil sadece birçok arkadaşımız daha da açık. Yani bu ne var bu? Sonuçta bizim yaptığımız iş görsellikle de çok alakalı. Peki bunun nesi seksi? Yani çekildiği ortam işte evde yalnızsın, kimse yok. Aslında işi belki de seksi kılan belki bu. Belki de, i̇şte belki bu, yani yanında arkadaşın olsa belki. Ya da evli olsan da böyle yatakta kendini evet. Çekip herhalde internete koymayacaksın. Yani, manyak derler adam. Herhalde canım yani. Belki de o dediğin gibi o samimiyet. Bu kadın yalnız ve alev alev yanıyor. Yanıyor. Niye bir kadın herhalde. Alev alev yanıyor durup dururken biz diziye bakıyoruz ne onun adı bir gün böyle geçer ki ve sonra neler oluyor bu akşam sonra bir geçer oluyor. Ki neydi dizinin adı ya bir gün öyle bir geçer ki ha? Öyle bir geçer ki zaman evet evet. Ay Allah'ım ya. Özür dileriz oyuncularından ve yapımcılarından. Bir öyle bir geçiyor yani evet. Peki Betül Hanım bizi arıyor Kocaeli'nden. Buyurun Betül Hanım. İyi geceler. Biz çok serinledik artık. Havalandırmaları kapatabiliriz çünkü Betül Hanım'ı duyamıyorum. Betül Hanım buyurunuz. İyi geceler Okan Bey nasılsınız? Peki buyurun efendim sizi dinliyoruz. Hilal Hanım'a bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Siz de zaten onunla ilgili konuştunuz biraz önce fotoğraflarıyla ilgili Twitter'da. Yani ben kendisini Twitter'da sadece gazetelerden takip ediyorum. Yani çok da fazla takip ettiğim bir sanatçı değil ama tanıdığımız bildiğimiz bir kişi tabii ki. Yani yurt dışında da örnekleri var dediniz. Tabii evet. Şimdi bizim onlara sorma şansımız yok. Ben bir bayan olarak, kadın olarak gerçekten merak ediyorum. Yani yatağa girmeden önce ya da gece yatarken hani neden öyle şuh pozlar çekme gereği duyuyor? Yani nasıl algılamamızı istiyor ki? Yani biraz önce konuşuyordunuz işte bunlar neden böyle algılanıyor ki? Neden seksi algılanıyor ki? Hani gece yatmadan önce yarı çıplak olduğundan mütevellit olabilir diyorum ben kendimce. Hani Betül Hanım, çekme nedeni... Betül buyurun. Hanım, şöyle bir şunu düzeltmek isterim. Sizin telefonunuzdan sonra da öyle anlaşılmasın. Yani şu ben de şöyle bir riyakarlık içinde değilim. Ne var yahu bunun nesi seksi ki? Aman canım buna seksi diyen kötü niyetlidir demiyor. Zaten biraz önce ifade ettiğimiz şey buydu. Yani bunu asıl seksi kılan işte evinde yalnız bir hanımın... bir sosyal mecrada Twitter'da onu izleyenlere işte bakın ben şimdi bu haldeyim ama... şu bakımdan söyledim bunu da zaten Türkiye'de 30 milyon kişiden çok insanın üyesi olduğu neredeyse aktif üye olduğu Facebook'ta ya da şükürler olsun havalandırma kapatıldı. Şükürler olsun yarabbim. Twitter'da koydukları fotoğraflar işte arkadaşlarla şuradaydık çocukla buradaydık bu pastayı kestik ondan sonra bamya yiyoruz dolma yutuyoruz filan gibi fotoğraflar ne kadar samimi ise işte bu kadının da hayatı bu yalnız başına evde daha da komiğini söyleyeyim benim bugüne kadar izlediğim Hilal galiba şöhret hayatının çok büyük bir bölümünü evde yalnız oturarak geçirdi. Yani ben bunu asıl dramatik olanı buna bağlı. Yani çek fotoğrafları ama hani Twitter'da ben onu takip ediyorum. Diyorum ki ulen bu kadar seksi buldukları kadında hakikaten hiçbir şey yok yani. Bu herkesten fena yaşıyor. Evet, yani evet. Bu kadar her gece bir tane fotoğraf. Ya da işte... Özür dilerim sizi konuşturacağım ama ben konuşuyorum ama şu riyakarlık için olmadığımı anlatmak için söylüyorum. Yani bir de şöyle bir alışkanlık geliştirdi son zamanlarda. Her şeyi yaptığı her şey. Yani bizim günübirlik hareketlerimiz işte. Dişimi fırçaladım, duşa girdim çıktım filan. Günden güne deliriyorum. Günden delirmiş bir kadın var hakikaten. Diyor ki...
böyle bazı şeylere atıf yaparak işte duşdayım, pampişlerim, oley falan filan. Yani ben bu kadar yaşama sevincini anlayamıyorum yani. Ben de duşa gidiyorum işte, suratımı asıyorum, dişimi fırçalıyorum. Banyoya gidiyorum, geliyorum böyle işte hani bu kadar değil mi? Duş dışında bir şeyi oley diye anlatmıyorsun. Yani burnumu karıştırıyorum oley falan diye bir şey. Ya o kadar günübirlik hareketleri bize... Ve bu kadının hayatında böyle bir sevinç ve ateş... bir ambulans ay, isteyebilir güzel. Miyiz TV8 önüne? Yani gittikçe deliriyorum ve delirdiğimi ispat. Betül Hanım, özür dilerim, sizi kestim, affedersiniz. Ay. Buyurunuz. Allah. Yani benim merak ettiğim, yani ilk başından beri merak ettiğim, gerçekten bir kadın olarak, bir bayan olarak hani neden o pozlarını paylaşmayı tercih ediyor? Evet, yani tamam. Peki bu sizi niye ilgilendirdi? Anladım. Betül Hanım. Betül Hanım, bu sizi şöyle diyelim, yani bütün samimiyetimle soruyorum. Hani ne hakla falan demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Tüm saygımla soruyorum. Bu sizi niye ilgilendirdi? Yani kadının biri evden fotoğraf çekmiş. İşte bakarsan biraz da dekolte falan. Hani bunu hani bir ailenin, çoluğunun, çocuğunun seyredeceği, hani adamın bakacağı bir yerde de yayınlamıyor. Yani bunu hakikaten görmek için işte onu sayfaya girmek, onu lazım. Aramak, bulmak, sayfasına hatta onu takip etmek lazım. Yoksa o fotoğrafı görmüyorsun ki. Evet. Yani hayır, yani amaç sadece yani geri döndüm ve dikkat çekeyim mi? Yoksa reklam mı? Reklamsa yani gayet çok iyi bir marketing çalışması. Gerçekten istediği gibi kitlelere, 100 binlere, 500 binlere ulaştı. Gerçekten bravo. İstediği bravo. Oldu. Burada buradan itibaren başka bir konuşmayı yapmaya başlayacağız. Ama şimdi bir kadın dikkat çeksin diye, bir kadın dikkat çeksin diye açılıyor, saçılıyor konusuna gelince zaten şimdi bana öyle geliyor ki ya ben de burada bakın şu suratla bir de bugünlerde ne kadar yorgun olduğumu herhalde tahmin eder takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Yani uykudan uyanıp stüdyoya girdim. Bakın bu suratla ben bu suratla dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani bu müthiş seksi vücudumla dikkat çekmeye çalışıyorum. Çünkü bizim bu medya işini 2-3 arkadaş birbirimizle aman burada çok gizli yapalım kimsenin haberi olmasın diye yapmamıza imkan yok. Medyada gördüğünüz, şov dünyasında gördüğünüz herkes... Herkes dikkat çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla ve bunu da tabii ki paraya tahvil etmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Yani kimse demez ki yani ben de demem ki yani ben geleyim siz de işte hafta içi 5 gece program yapayım. Siz de bana şeker verin demem. Yani dolayısıyla bu kızın da böyle bir çabası olması lazım. Ama Betül Hanım bana öyle geliyor ki sanki biz... Hilal'i bu yaptığı şeyi yani pampişleriyle paylaştığı fotoğrafları paraya tahvil etmeye mecbur bıraktık. Bana öyle geliyor. Bence itiraf eder. Evet. Çünkü bu kız galiba fotoğraf çekip koyuyordu. Fakat... Yani tüm samimiyetiyle daha sonra da dikkatleri çekip farkındalık evet, bunu istiyordu, yaratır. Bunu istiyordu ama dediler ki bunu niye yapıyor bu manyak? Bu hep bu kalite meselesi, bu kalitesi falan. Bu da dedi ki en sonunda ya ben bunu aslında sponsor mu sponsor bilmem ne için yapıyorum deyince herkes tabii memlekette öyle bir paraya saygı var ki. Kardeşim açıyor musun? Açıyorum. Boş yere mi açıyorsun? Boş yere açıyorum. O zaman sen sapığın önde gidenisin. Para için açıyorum abi. Bravo, alkışlıyorum. Vallahi, keşke biz daha. Vallahi yani, çok güzel bir şey. Çok, öyle mi oldu? Böyle miydi? Çok güzel. Yani hani gerçekten aynen böyle. Bunu yapıyor musun? Mesela örnek hemen vereyim. İşte bunu atıyorum. Ajda Pekkan mı? Şimdi örnek veriyorum. Çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ajda Pekkan mı yapıyor? He, yapabilir. Böyle bir tutum var. Yapsın. Bu ne yani, kamera şakası gibi. Sen yapıyorsan bunun altını doldur. Yani sürekli böyle bir... Peki şöyle bir şey mi var? Kaliteli kadınların açmaya hakkı var. Var. Kalitesiz olanların... Kalitesizlik tırnak içinde söylüyorum. Nereden? Hani ayrım tenzih ederim. Onu da bilmiyorum. Kalitesiz kadınların açmaya hakkı yok. Ajda'nın eteği kısacıktı. Bak o yaşta o bacaklar. Herkes birbirini anlatıyor. Hayır. Sen açamazsın. Hayır, kaliteli kalitesiz de değil. Ya Ajda Pekkan'ın... Mesela altı doluymuş hani bir kariyeri, bir bilmem ne. Kariyer anlamında altı dolu. Şimdi o kariyer anlamında...
kariyeri dolu ya altı kariyer. Kariyeri doluysa eğer, full kariyerse açabilir. Her ben şeyi açabilir miyim? Açabilirsin sen. Benim altım dolu sen mu? Sen var ya, çırılçıplak soyunabilirsin, hiç problem yok. İnan tepki almazsın. Kariyer çok önemli. Yani sen çırılçıplak soyunabilirsin. İnan bana bir gram da tepki almazsın. Çünkü niye? Aa, Okan'ın kariyeri var işte, kaç senedir böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Çok saçma, inanılmaz bir şey yani. Çok enteresan. Betül Hanım. Buyurun. Katkınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olunuz. Çok çok zarifsiniz. Çok da zarif konuştunuz. Genelde çünkü... Çentirirler. programdan şey... önce yani Hilal değil de ben onun yerine endişelendim. Yahu böyle hani şeyler olabilir mi, telefonlar falan. İki hanımefendi, pek sizi de görüştürmemiş oldum ama... Hani yok, ben buradaydım. Çok teşekkür ederim. Sizin zarafetiniz... Yani, aldım cevabımı, sayılır. Hani, şöyle bayan olarak merak ettim. Siz de yardımcı oldunuz. Yani başarılar diliyoruz. Dediğiniz gibi kalemi. Betül Hanım, çok teşekkür ederiz. İyi geceler diliyoruz. İyi kısa geceler, reklam arası, dönüyoruz hemen. Eski Türkiye güzeli, manken, oyuncu, şarkıcı. Son günlerde İtalyan Playboy'un aldığı teklifle konuşulan Tuğba Özay az sonra Kral Çıplak'ta. Medya kralı ve disco kralında seyirci olmak için operatör Baykuş'a ulaşın. Kraliyet yayınlarına izleyici olarak katılmak herkesin hakkı ve tamamen ücretsizdir. Sizden giriş ücreti talep edenleri yine operatör Baykuş'a bildirebilirsiniz. Evet, şimdi bu bazı tweetleri, yani senin şu yazarlık meseleğine gelelim. Çünkü ilginç şeyler yazıyorsun. Sünnetle ilgili bir şeyler yazmışsın. Ya sünnetli ya da hiç. Köşe yazısı mı o, yoksa tweet? Bu tweetler galiba. Evlenmeye tweet. Beni ikna edebilecek adamların listesini veriyorum. Ha evet, Messi. Messi, Eminem, James Franco, sıralama budur. Sünnet olmaları şarttır. Evet. Burada biraz provokasyon yok mu? Yani işte şu sünnet meselesi bizim hakikaten hem dini hem de kültür olarak... saygı duyduğumuz bir konu, evet. Önemli bir konu. Sağlık ama... açısından da çok faydalı bir şey sünnet. Evet. Yani onu da göz ardı etmemeliyiz. Niye, memlekette sünnet olmayanlar mı var ki sen bu mesajı veriyorsun? Ama hayır, o beğendiklerim sünnetsiz de ondan. Messi. Ya bunlar James... sağlıksız adamlar mı? Ya sünnet olunca daha daha da sağlıklı olsun. Daha da istiyor. Sağlıklı olur. De şunu söyleyeyim. Eminem'le de evlenebilirim. Sünnet olursa tabii. Eminem evliymiş bu arada. Çok affedersin Eminem. Eminem beni izliyorsa. Eminem'e en sağlıyorum. Peki. Başbakan olsam maddesi. Çok vampişlerimden ısrar var. O yüzden öyle bir şey söyledim. Başbakan olmanı çok için. Çok istiyorlar. Başbakan olsam bütün dünya başkanlarını mı pampiş yapardım? Ben başbakan olsam Obama'yı her gün zırt pırt arardım. Oley! Bir de bir oleyli bitirişler. Başbakan olsam tam Obama'yla basın toplantısı yaparken ona basının önünde nanik yapardım. Evet. Ya bu provokasyonlar benim hoşuma gidiyor aslında yani. Başbakan olsam tüm pampişlerimle her gün havuz partisi yapardım. Ben milletvekili olsam meclis kavgalarında yumruklu kavga yerine pasta savaşı ya da yastık savaşı yapardım. Milletvekili olsam yemin ederken bir yemin ettim ki dönemem diye herhalde ederdim. Çok eğlenceli olurdu, havası değişir falan. Sonra MIT'le ilgili... MIT eleman arıyormuş. Evet. Pampişlerim yaşasın. MIT uzman arıyormuş. Zeki olması gerekiyormuş. Hemen başvuruyorum. En büyük ideallerimden biri MIT'te çalışmak. MIT'te çalışmak istiyorum. Şarkıcı olmam buna engel değil. Sevgili MIT, son de... Sevgili MIT. Sevgili MIT. Sevgili MIT. Son derece zeki biriyim. Zaten bunu biliyorsunuz. Acil İngilizce öğrenmem lazım. Çünkü MIT için yabancı dil şartmış.
Hem de ha, hem MIT'te çalışacağım hem de Avogadro. Hem de Avogadro sayısı gibi bir şey bulacağım. Peki. Avogadro. Bob Marley ve John Lennon. Ben anladım pump işlerim. Neden anlaşılmıyorum? Bob Marley ölmüş, John Lennon ölmüş. Daha böyle bir sürü insan sayarım. Benim kafada hepsi ölmüş. Evet. Şu anda öyle insanlar yok. Sağ ol. Peki bir de tuhaf tweetler var. Şöyle, bana silikon vadisi diyen kıskanç kızlara duyurulur. Hiçbir yerimde silikon yok. Evet. Ha, bunu çok kullanıyorsun. Aman kendinizi kesmeyin diyorsun. Allah evet. Vergisi her şeyim. Evet. Bu zeka biraz bana şöyle bir şeye doğru gitmesin ya bu Hilal. Yani bir Banu Alkan şöhreti var. Türkiye'de ben de evet. Yıllarca bütün programlarda hiç saygıda kusur etmemişim. Ayrıca da Banu Hanım'ı da çok severim. Ben de çok severim. Banu Hanım hakikaten o da ilginç şeyleri provoke eden bir hanımdır. Yani hep şunu sordurmuştur kendisiyle ilgili. Ya yani işte aptal sarışın mı değil mi filan. Ve özellikle hani sıklıkla konuk etmiş olduğum için eski senelerde ya herkes bana sorar yani bu Banu Hanım işte şöyle mi böyle mi falan, ya ben de bilmiyorum tanımıyorum işte ben konuk olarak alıyorum yani ne evet, bileceğim evet, filan evet. Ama işte çok mu zeki yoksa çok mu aptal. Hı-hı. Yoksa çok aptal gibi gösteren çok mu zeki filan, bunu çok soruyorlar. Böyle bir yere doğru mu gidiyorsun yanlışlıkla? Yok, ben kumralım zaten. Daha iyi bir cevap olamazdı. Peki, muhteşem. Nuray Hanım bizi İstanbul'dan arıyor, buyursunlar Nuray Hanım. İyi akşamlar Okan Bey. Buyurunuz efendim, sizi dinliyorum. Mutlu bir sezon diliyorum öncelikle Sağ olun. Size. Sağ olun. Hilal Hanım'ı en azından 54 yaşında bir bayan olarak kutluyorum. Güzel. Çünkü ben bir Twitter takipçisi değilim. Ama en azından hiç kimseyle sorunu yok. Hiç kimseyle tartışmıyor. O kendini anlatıyor. Yanlış mı anladım? Çok doğru anladın. Güzel. Çok teşekkür ederim. Herkes bir kavga bekler bizim medyada. Biliyorsunuz her programda bir action olsun isteniyor. Hilal Hanım kendi kendine ben de varım. Ben de bir insanım. Türkiye'de özgür bir Türkiye'de yaşıyorum. Ben de bunları aklıma esti yapıyorum ya da yazıyorum ya da resim çektiriyorum. Herkesin en azından bir mayolu, bikinili ya da iç çamaşırlı resimleri vardır. Yani onu orada sergileyebilir. Ben eleştirmek için değil, kutlamak için açtım. Teşekkür ediyorum. Zaten kavgasız bir dünya istiyorum. Benim tercihim bu yönde. Ben kavga etmeyi sevmiyorum. Eğer bir PR da yapıyorsam bunu kavgasız gürültüsüz evet. Kendi çapımda yapıyorum. Evet. Ne güzel. Eğer reklamsa reklam bu. Evet. Bir şekilde ben de varım. Evet. Türkiye'de yaşıyorum, bir şeyler yaptım, daha da yapacağım. Evet. İmkan verilirse. Öyle ne mi? Güzel. İmkan ne verilirse. Güzel. Evet. Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah herkes çok çoğunluk sizin gibi düşünüyordur inşallah. İnşallah ben de sesimi duyurmuşumdur burada. Çok teşekkürler. Peki. Peki. Nuray Hanım teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. İyi akşamlar. Peki. Bütün bu gösteriler, ışıklar ve yalnız başınayken çekilen fotoğraflar dışında nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Yani şöyle şu anlamda mesela özel hayatım güzel gitmiyor. Sevgilimden ayrılalı yaklaşık işte Haziran'da ayrıldım. Haziran'dan beri sevgilim yok mesela. Bu anlamda yalnızım. Onun dışında hani böyle özel hayatımda ya genelde işte her şeyi kafama takmıyorum açıkçası. Takan birisi değilim. Bazısı gerçekten bu olayları çok böyle işte yalnız olduğuma, hani evde hep sürekli yalnız yaşadığımız düşünüyorlar. Oysa ki o evde yalnız değilim ben mesela. Öyle de bir his var. Yani o evde yalnız olduğumu düşünüyor. Ama ben de öyle düşünüyorum. Değilim. Evet, yalnız yani değilim. Nasıl yalnız değilsin? Yani mesela yanında çalışanlarım var. Ya tamam, bu yalnızlığı engelleyecek bir şey değil ki. Yani yapayalnız, hani tek başımaymış gibi bir düşünce var. Haziran'dan beri sevgilimden ayrılmış olmam çok da uzun bir zaman değil. Hani sevgiliden ayrılıp hemen bir ay sonra illaki bir sevgilin olacak diye de bir şey yok. Şimdi bu da ilginç. Bu da ilginç. Çünkü bizim genelde basından takip ettiğimiz ya yakıştırılıyor ya yakıştırılmıyor, ama yani bir ayrılık yaşanıyor, ondan sonra karşılıklı bir inatlar filan falan, çoğu
işte şarkıcı hanımlar, şarkıcı adamlar falan filan. Ay o ona nispet yaptı da filancayla çıktı da bu buna nispet yaptı da filan. Yani pek yalnızlıklarda görmüyoruz değil mi? Hemen başka bir hanımla görüldü, başka bir adamla görüldü falan. O da falan. Bir tercih meselesi. Yani hani o şekilde davrananlara da... Ama senin yalnızlıkların çok uzun sürüyor Hilal. Ama ben işte hemen konsantre olamıyorum. Yani birini çok sevmem lazım. Birininle bir ilişki yaşamam için çok sevmem. Yani çok yakın olmam lazım. Yani kendime yakın hissetmem lazım. Yani Haziran'da ayrılıp hangi... Ekim'deyiz değil mi şimdi? Yani Haziran, Temmuz, Ağustos... Eylül, Ekim. 5 ay çok uzun bir süre lütfen değil. Lütfen bu kadar zekanı ortaya koyma. yani. Ekim. Ekim. Ekim bravo. Oktober. Geçen gün soruyorum Oktober hangi aklını ay yitirmiş. Diye. Delirmiş iyice. Delirmiş. Sevgilimden ayrılıp yani sevgilisinden ayrılıp 5 ay ayrı kalmak çok uzun gibi gelmiyor bana. Tabii ki sevgilisiz yaşamaya da alışık bir tip de değilim ben. Çünkü sevgiliyi seven biriyim. Kim sevmez ki? Böyle bir yalnızlığım evet söz konusu. Peki o sevgili çünkü başından bir evlilik geçti ama çok sene oldu. Evet. Sonra da olmadı. Evet. Aslında. Cenk'le. Evet. Bu çok sene oldu değil mi? Kaç sene bilmiyorum ama yani. 98'de albümüm çıkmadan bir yıl önce Cenk'le evlenmiştik. Hayatımda tanıdığım en harika insandı. Hı hı. Çok tatlı bir adamdır. Çok başarılıdır. Evet, çok iyi bir müzisyendir. Evet. Albüm çıkmadan bir yıl önce öyle bir evlilik gerçekleştirmiştik. Bu basına da yansımıştı daha sonra. Ben ilk albümü çıkardığımda Köylü Güzeli'nde zaten basında da çıkmıştı hatta Cenk'le ikimizin evliliği. Çok kısa sürmüştü, 3 ay sürmüştü. Ama hayatımda tanıdığım en harika insanlar ve en tam böyle benim kafamda bir tiptir. Sen de iyi tanırsın. Hı-hı. Aile de süperdir. 3 ay sürdü. Sonra ayrıldık. Ondan sonra benim albümüm çıktı. Zaten onda vokal yaparken tanıştım onunla da. Ondan sonra da düşünmedim. Yani evlilik bana uzak bir şey. Cenk'le evlilik nasıldı? Yani Cenk çok kafadır. Cenk mesela hiç karışmaz. Ben gece 5'te geleyim, sabaha karşı 6'da geleyim. Cenk hani niye geldin diyecek bir tip değildi. Öyle insanlar yok artık. Yani o yüzden evliliğe çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Ama bir yandan da belki de özellikle şov dünyası içerisinde bir kere düzenli gelirin olan bir işte çalışmıyorsun. Bir emniyet hissi açısından. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten hayatım garanti altında. Yani öyle bir sıkıntım yok. Allah'tan öyle bir sıkıntım yok. Ama tabii ki işimizin de bana çok büyük getirileri oldu. İlk albümde. Yani özellikle işte müzik dünyasında, şov dünyasındaki insanlar nasıl hayatı garanti altında olur? Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle açıklamanı sormuyorum. Yani bir ekonomik durum sorusu sormuyorum. Ama genelde olmaz anlamında söylüyorum. Biliyorum ama ben mesela şov dünyasındaki bazı arkadaşlarımdan biraz daha farklıyım. Çünkü bir erkek arkadaşım vardı. Hani çok net bir şekilde söylüyorum. Hani saklamıyorum. O erkek arkadaşımla birlikte olduğum süre zarfında gerçekten çok güzel imkanlar sağlamıştı bana. O yüzden çok rahatım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ha, geçmişten bugüne güne imkanlar devam ediyor. İmkanlarım vardı. Ama tabii ki kendi mesleğimin de bana sağladığı imkanları da yabana atamam. Yani hepsi birlikte birleşince şu an baktığımızda tabii ki bizim sektörde birçok arkadaşımızın durumu çok çok iç açıcı değil. Çünkü sektör de çok kötü bir dönem yaşıyor. Peki Hilal gel şöyle konuşalım. Yani bunu tekrar özellikle senin için söylemeyeceğim ama bu yine aynı sektörde yalnız başına tutunmaya çalışan hanımlarda böyle bir refleks de var. Evet. Yani evlenme ama hayır şu refleksten bahsediyorum. Aman benim ekonomik durumum çok iyi. Kurda kuşa mecbur değilim. Aman benim her şeyim yolunda. Özellikle özellikle çoğu hanımda tenzih ederim seni genelde gördüğümüz tabii, şey. Tabii var evet. Ya işte reklam çekti şu kadar efendim geliri tabii, oldu. Tabii. Evet, şurada ev aldı evet, burada evet, bilmem evet, yani evet, o da bir var, evet. Hani hani para parayı çağırır derler ya evet, onun gibi evet. Hani işte aman benim durum mu iyi kimseye evet, muhtaç evet, değilim. Evet, evet, evet. Buna da mecbur kalıyor olmayasın. Ben mi? Evet. Yok canım. Değil, değil mi? Sen bunu çok daha iyi biliyor olman lazım. Hayır, ben bunları bilmiyorum yok, tabii yok. Ki ama öyle bu şey sadece yok. Şunu aktarmak için izleyenlerimize yok, de şunu söylemek istiyorum. Yok. Yani bu sektördeki
eğlence sektöründeki, bizim müzik eğlence sektöründeki... sektörümüzdeki bütün insanlar da bulur, bilir zaten benim durumumu gayet iyi. Peki bilirler. Ben bilmiyorum. Aha. Ama benim belirtmek istediğim şey şu. Hani kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim demek öyle gibi. Arkadaşlarımız kol kırılırı var. Yiyen içinde öyle, kalır öyle demek gibi. Öyle arkadaşlarımız var, evet, sana katılıyorum. Ve bu, hani bu mücadeleyi vermek zorundadırlar. Aynı, evet, öyle arkadaşlarımız var, katılıyorum. Gerçekten bu söylediğin şey de gerçektir yani, böyle insanlar da var. Böyle demek zorundadır. Var, peki evet. Deniz Hanım bizi İstanbul'dan arıyor, buyursunlar efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Buyurunuz, siz dinliyorsunuz. Öncelikle son tweetini cevaplamak istiyorum Hilal Hanım'ın. Nasılım pampişlerim demiş. Ben aslında pampişi değilim ama çok güzel görünüyor, çok tatlı görünüyor ekranda. Çok onu güzel. Cevaplamak için aradım aslında. Şunu sormak istiyorum, özür dilerim Deniz Hanım. Reyhan, biz özellikle pozitif telefonları mı almaya çalışıyoruz? Bende şüphe uyandı çünkü. Ayıklamıyoruz, peki tamam. Yani bu arka arkaya gelen telefonlar bizim yönlendirmemiz değildir. Yani hakikaten... Böyle hayır, ben hayır kendim aradım. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben pampiş değilim. Hilal Hanım'ın da müziğini sevmem. Deniz Hanım, pampiş kim? Yani pampişlerinden biri değilim ben. Yani bu pampiş olayını da, hani geyiği bizim arkadaşlarımız arasında dönüyordu daha evveliyatında. Hatta bu patlar filan demiştim ben. Bakın görürsünüz filan. Birkaç ay önce söylemiştim ki Hilal Hanım patlattı bombayı. Yani müziğini de sevmiyorum ama kendisini seviyorum artık. Yani kendisini zaten tanımıyordum. Hiçbir ilgim yoktu müziğine karşı. Şimdi seviyorum hani o fikirlerini açık yüreklilikle dile getirmesi. Yani benim hiç gerçekten alakam yok o müzikle de, Hilal Hanım'ın tarzıyla da. Ama bir insan olarak değerlendiğimde muhteşem ve ilgimi çekti. Araştırdım. Yıllar evvel olmuş ama hiç haberim yok televizyon seyretmediğim için. Bir tartışmanın ortasına düşmüş. Kadıncağız diyeceğim çünkü çok üzüldüm. Ağlayacaktım. Yani o kadar vicdanım sızladı ki. Orada hani konuk ne denir onun adına, bir yarışma programıydı. Ve orada hatırladım. İnanılmaz aşağılanmaya çalışılıyordu. Çok sevdiğimiz, orada ünlüler, saygı duyduğumuz büyüklerimiz falan vardı. Deniz Hanım, beraberce konuşalım. İleride katılsın. Benim ilk prodüktörüm Yeşim Salkım'dır. İlk prodüktörüm. Onunla bir yarışma programında birlikteydik. Ben yarışma koçluğu yapıyordum. Hatırladım işte. Bunu, hatırladım. Evet. Yeşim Salkım'da jüriydi. Orada bir tartışmamız olmuştu, evet. Ben bunu yeni gördüm. Birkaç gün önce gördüm. Hani bu belki benim cahilliğimdir ama bu yıllar sonra gündeme gelmesi doğru mu bilmiyorum. Estağfurullah. Hayır. O zaten 2008'de olan bir şey. Çok eski değil. Yani oradaki tutumunuzu gerçekten takdir ediyorum. Bunun için aradım. Hani Twitter'dan mesaj atayım falan dedim ama belki hatırlatmayayım dedim. Ama az önce bir şey konuşuldu. Hani sizin bu kavga, dünya barışıyla ilgili bir şey söylediniz. Evet. Onun üzerine hemen telefona sarıldım. Arayayım dedim. Gerçekten takdire şayandı. Yani orada sosyokültürel seviyesi çok yüksek olduğunu zannettiğimiz ve iddia eden bazı hanımefendiler orada böyle tabiri caizse mahalle hanımefendisi gibi bağırırken sizin orada bir saniye arkadaşlar, bir saniye hanımefendi ablacığım diye böyle, o güzelliğiniz inanılmazdı ve hani size saygım sevgim arttı gerçekten. Hani pampiş değilim, pampiş olmayacağım ama sizi insan olarak seviyorum, tebrik ediyorum, takdir ediyorum yani. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım, çok naziksiniz. Peki, sağ olun. Teşekkür ederiz katkınızdan dolayı. Kısa reklam arası, hemen ardından dönüyoruz, buyursunlar. Eski Türkiye güzeli, manken, oyuncu, şarkıcı. Son günlerde İtalyan Playboy'un aldığı teklifle konuşulan Tuğba Özay az sonra Kral Çıplak'ta.
Evet. Kral Çıplak devam ediyor Hilal Cebeci ile. Bu arada tabii ki senin mecradan, Twitter'dan ikimiz de reklam arasında bakıyoruz neler söylenmiş diye. Senin yüzünden ben baya baya bir azar işliyorum. İşte sen nasıl oluyor da bu kızı böyle göklere çıkarıyorsun, koruyorsun. İşte hep aynı mesele. Yani bu kız kalitesiz ve sen bu kalitesiz kızı... Lafı, bu kalitesize ben de bayılıyorum ayrıca. Yani sana bir şey söyleyeyim. Bu kalitesiz lafının anlamı nedir yani? Hani ne kadar ayıp bir şey yani. Bir kere her şeyden önce çok ayıp, çok saygısızca bir laf yani. İşte bu şöyle, bir de beklenen şey tabii ki ben sana tekme tokat girişeceğim. Herhalde. Yani. Bu bende çok arzulanan bir şey yani. Bence de. Okan böyle vuracak, ya çakacak falan. Ya bir de işin falan. Enteresan tarafı Okan, mesela şimdi burada böyle Twitter'da şurada buradan tepkiler var, işte ben televizyon programında bu 10 senedir böyle. Hep böyle bir tepki alıyorum ama gittiğim konserlerde ya da gittiğim yerlerde o herkes, hiç ben tepki gösteren kimseyle de kal yani, bu insanlar bir yerde mi saklanıyorlar hani? Saklanıp da bir yerlerden mi arıyorlar bizi? Ben onu da anlamıyorum. 10 senedir hep senin programında da başıma gelirdi bu. Ararlar biliyorsun. Çemkirliler için. Nerede bu çemkirliler? Sen benim sen ve bazı hanımlar senin gibi. Neredeler? Ben programda ağırladığım zaman tabii ki Türkiye'de törede dahi var. Yani evine kanlın gelse baş üstünde tutacaksın, koruyacaksın. Koruyacaksın özellikle. Ama bugünkü zaten sohbetimizde ben hakikaten içimden gelerek söylüyorum ki benim için önemli olan bu ülkede şov dünyası içerisinde tutunmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Evet. İnsanlara konuşacakları bir malzeme vermenin ve buna rağmen iyi konuşturmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü bir insana konuşacak malzeme vermek demek, iyi ve kötü konuşulmasını kabul etmek demek. Aynen öyle. Bunu da defalarca söyledim. Yani hem şarkı söyleyin, hem şov yapın, hem işte komedi yapın bilmem ne. Sonra da deyin ki işte kimse benim hakkımda sözlüklerde kötü yazmasın, Twitter'da kötü yazmasın falan filan. Böyle bir şey olamaz. Yok, öyle bir şey olamaz. Ben eleştirilmeye açık bir işteyiz. Tabii ben sözlükteki arkadaşlarımızı çok seviyorum mesela. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Beni eleştiriyor. Bazıları yerden yere vuruyor ama o kadar güzel ki ben bile gülüyorum. Hani bazılarını da zekice şeyler yazıyor. Çok zekice şeyler yazanlar var. Hatta bir, yani gerçekten o sözlüklerde yazan biriyle çıkmak isterim ben. Hazır sevgilim yokken gerçekten bunu çok samimi bir şekilde niye söylüyorum. Niye aklın sürekli aşka sekse gidiyormuş gibi davranıyorsun? Ne bileyim, bilmiyorum. Şu an işte sevgilim yok. Belki ondan olabilir mi? Alev alev yanıyorum .com. Yani nedir bu ya? Ya bir insanın sevgilisinin olmaması 5 aydır. Yani ve bir sevgilisinin ne olmasını istemesi çok anormal bir şey değil ki. Yani... kızlarla erkekler ne bileyim öyle bir sürekli öyle Hayır. Bu bir konuşma hani şekli. Hani bir alev alev durumu var hakikaten. Konuştukça ben de seni anlıyorum. Öyle gözüküyor en şu azından. Şu şeye takılmışlar. Yani sabah beşlere kadar gezeyim bana kimse mani olmasın falan gibi bir şey mi anlıyor evlilikten diye bir tweet vardı. Hayır öyle bir şey biraz önce söylediğin evliliğinle ilgili söylediği sözle ilgili. Öyle bir şey algılamıyorum. Tabii ki algılamıyorum ama evlilik sektör mü denir artık ona? Denilebilir mi sektör? Sektör dememek lazım. Evlilik kurumu. Kurumu evet. Kurum. Evlilik kurumuna çok inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Neden inanmıyorum? Çünkü etrafımdaki herkes, yani bu kadar mı olur? Ne kadar insan varsa mutlaka arkadaşlarımın ve çevremdeki, benden büyükler de dahil, arkadaşlarım da dahil, evlilikleri hep mutsuzlukla ve ayrılıkla bitiyor. O yüzden bu da beni çok ürkütüyor. Gerçekten evlilikten ürkürüm. Ama ben şöyle bir şey var. Belki de bir beyaz atlı prensim çıkacak ve bir gün onunla evleneceğim. Bir de çocuk yapacağım. Ha bir de insanlara şu geliyor. Onu da hemen buradan... Çocuğun olunca ne yapacaksın? Hani ne olmuş ki yani? Hani banka hortumlamamışım, bir şey yapmamışım. Çocuğum olunca ne? Bir tek Türkiye'de ben değilim ki. Google'a girin, bir sürü insanın, bir sürü resmi var. Onlar çocuklarına şimdi, ne Google, açıklıyorlarsa. Google demişken, orijinal pampiş diye de Türkiye galiba var. Sayende ya da zaten biliyorlardı birçok insanda. Adrian Curry de fark etti. Yani senin işte sana rakip gösterilen filan. Fakat tabii takipçi sayınız bak o
Amerika Birleşik Devletleri'ne ve o nüfusa göre takipçi sayısı çok az, fakat o da bütün dünyada basında yer alıyor. 253 bin takipçisi. Evet, benden daha cesur pozları da var. Evet. Ve top model yarışmasında da birinci olarak üne kavuşan bir kadın. Ve bir lafı var, diyor ki aynen senin söylediğin. İnsanlar bana sürekli benle ilgili sorular soruyorlar. Halbuki Google'dan bakması çok kolay. Google'ın nasıl kullanacağını bilmiyorsanız sizin için çok yazık. Şimdi Edwin Curry'nin fotoğrafları. Mesela onun fotoğrafları böyle. Şöyle gösterebiliriz. Evet, bu kadar yeter. Fazla da girmeyelim fotoğrafa. Ondan sonra bir diğeri. Yine kendisi. Bu fotoğraflarda galiba mesela hani bu hani acayip işte mayolu bir kadın. Evet. Uzanmış yatıyor. Aslında, çok da aslında galiba buradaki samimiyet duygusu bu fotoğrafları kendisinin o güzel çekiyor bir olması. Tespit. Evet, evet. Burada da we are all going to die. Aslında bu ilginç. İlginç olmuş. Hakikaten yine hani şu fotoğraftaki samimiyet, yani elinde bu hepimiz öleceğiz mesajını tutup bir yandan da işte üzerindekini açması şöyle filan. Bunlar bana aslında hayat dolu mesajlar olarak geliyor. Bunlar tabii ki dünyada açlığa karşı, savaşlara karşı, globalizme karşı, işte yani herhangi bir sorunun çözümüne yardımcı olacak girişimler değil. Yani şu fotoğrafta en fazla hani hani her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ben her canlı bir gün ölümü tadacaktır yazmasının da mezarlığa giderken bana mezarlığın reklamı gibi geliyor. Bu da bana öyle geliyor. Yani hani her canlının ölümü tadacaktır demesiyle şunu gösterip yani hani hepimiz bir gün öleceğiz demekle. Yani şuna bakan bir adam en fazla çocuk sahibi olur. Başka bir şey olmaz yani. Dünyaya bir zararı olmaz. Yani birisinin buna bakarak yaptığı şeyden dolayı en fazla çocuğu olur yani. Başka bir şey olmaz. Evet. Bu bana, bu girişimler, seninki de öyle açıkçası söyleyeyim, safça ve tatlı, çok eğlenceli geliyor. Bu açıdan seni asmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Şöyle bir şey söylemişsin, biraz da bu provokasyonlara gelelim. Bir hanımefendi bunu Twitter'a yazmış, ismini TGCBKLMS hanım. Porno film izlemeye bayıldığını söyleyen Hilal Cebeci'nin en sevdiği porno yıldızını merak ediyoruz, diyor. Sen tanımıyorum bunu... Tanımıyorum porno yıldızlarını, tanımıyorum. Ama porno izlemek, yani mesela bu da bir tuhaf tartışma konusu. Porno izliyorum demek çok acayip bir şey olmamalı bence. Birçok insan izliyor. Ha, belki diyeceksiniz ki izliyorsun da niye yazıyorsun? Ne yazıyorum, içimden geliyor yani. Ama porno yıldızı sorarsanız bilmem, tanımam yani. Ama tabii o kadar meraklısı değilsin. Demek ki o kadar meraklısı değilim yani. Herkes izler. Porno izlemeyen insan ben izlemiyorum yani çok azdır herhalde. Belki şudur. Ben sinema endüstrisi içerisinde isim öğrenmeye çok meraklıyım. Sinemayla ilgili bütün isimleri öğrenmeye çok meraklıyım. Dolayısıyla porno endüstrisi de dünya sinema, video ve internet mecralarında bir endüstridir. Ve aralarında hatta ödüller veriyorlar, biliyorsun. Tabii, onların da Oscar'ları var. Biliyorum, evet, ve biliyorum, bütün evet. Dünyada işte basında filan fotoğraflar çıkıyor. Bizdeki bütün ciddi gazetelerde de evet. Çıkar işte porno dünyası ödüller dağıttı filan. Evet, evet. Böyle açık saçık giyimli hanımlar, beyler filan ödüllerini alırken, konuşmalar yaparken filan fotoğrafları var. Ben çok fazla porno yıldızı tanıyorum. Yani ayıp bir şey değil. Yani. Ama bir hanımın mı söylemesi ayıp? Ayıp mı sence? Öyle mi diyorlar? İşte ne bileyim, öyle diyorlar değil mi? Ayıp diyorlar yani. Niye erkekler söylüyor, niye kızlar söyleyemesin? Yani ne var yani burada, ne gibi bir farklılık erkeklerin var? Erkeklerin porno izlemesi normal, kızlarınki mi ayıp gibi davranıyorlar? Öyle gibi davranıyorlar ama kızlar da porno izliyor. Yani erkeklerin porno izlemesi, bir erkek çıkıp da ben porno izliyorum dediği zaman ayıp değil de bir kız ben evet şimdi porno izliyorum dediği nesi ayıp? Yani ayıp... Aslında galiba... Daha iyi satış olan şey, daha iyi bir satış şudur. Ne? Porno mu? Hiç haberim yok. Neymiş o? Neymiş demek. O? Neymiş o? Peki. Gaye Hanım bizi İstanbul'dan arıyor. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar. Biraz sesiniz belki stüdyodaki tekniğimiz dolayısıyla az geliyor bana. Arkadaşlarımız yükselsinler. İyi akşamlar diliyorum herkese. Dinliyoruz efendim. Buyurun.
İyi akşamlar diliyorum herkese. Duyuyor musunuz? İyi akşamlar. Gayet iyi duyuyoruz şimdi. Buyursunlar. Hilal Cebeci'ye önce şunu sormak istiyorum. Tuvalette resim çekip Twitter'da yayınlayarak nasıl bir mesaj vermeye çalıştı acaba? Mesaj vermek gibi bir amacım yoktu. O tuvalette de... Tuvalette mi? Tuvalette ama... Yani tuvalet tuvaletin mi? İçinde yani hani... Banyoda mı? Tuvalette, banyoda. Ama... özür dilerim. Gaye Hanım, tuvalet mi banyo mu? Tuvalet. Tuvalette. Nasıl bir tuvalet? Şimdi tuvalet dediğiniz zaman... Tuvalette, klozette otururken hanımefendi resmini çekiyor ve Twitter'da yok, yayınlıyor. Klozette otururken resmim yok. Siz görmediniz herhalde. Sadece... Ben Hürriyet'in internet sitesinde gördüm. İşte yok. Bunun çok fazla... Nerede gördünüz efendim? Hürriyet'in internet sitesinde. Bunun Hürriyet'in internet sitesine niye koymuşlar? Gaye Hanım, yok. Gelin beraber çözelim bu işi. Ama yok öyle bir resim. Gelin beraber şöyle çözelim. Hürriyet gazetesinin Türkiye'nin amiral gemisi, basının amiral gemisi olan gazetenin internet sitesinde bahsettiğiniz gibi sakıncalı bir fotoğrafsa orada ne işi var? Ha şey, sadece tuvalette otururken zaten cep telefonuyla şöyle söyleyeyim, belinden yukarısının çekildiği bir resim. Peki o, özür dilerim işte, Gaye Hanım, Gaye Hanım, Gaye Hanım, banyo mu tuvalet mi, o çok önemli. Yani tuvalet diye yazılmış. Peki aslında. Gelin şöyle yapalım, gelin şöyle düşünelim. Banyo bir... yaparken değil, hayır. Evet ama tuvalet yaparken de değil galiba, değil mi? Değil. Yani, otururkenki bir resim ama... Tamam, peki şöyle yapalım. Yani şimdi bizim son... bizim banyo kültürümüze bakalım. Bizde başka kimi ülkelerdeki gibi biz değil mi şeyi ayırmıyoruz. Duşla, küvetle, klozeti ayırmıyoruz galiba, hayır, değil mi? Hepsini doğru. Aynı odada topluyoruz. Doğru. Dolayısıyla orası tuvalet mi, banyo mu? Ha, klozette banyo, oturuyorsa peki. Tuvalet, küvetin kenarında oturuyorsa banyo mu oluyor? Daha da önemlisi, gelin madem bu katkıda bulunuyorsunuz programa, gelin şunu yanıtlamaya çalışalım. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin en önemli gazetesidir. En önemli gazetesidir. Amiral gemisidir. Hürriyet gazetesi ve bütün gazetelerin internet siteleri biliyorsunuz, sırf daha çok girdi alabilmek için, değil mi? Her şeyi yayınlıyorlar. Bütün internet siteleri, bütün gazeteler. O eğer sorduğunuz gibi Hilal Hanım ayıp bir şey yaptıysa, o fotoğrafı oraya koyan ne yapıyor? Ayıp olarak nitelendirmedim zaten. Nasıl bir mesaj vermek istediğini o fotoğrafla sordum. O da kendisi mesaj vermek istemediğini söyledi, evet. Yanılmıyorsam. Doğru evet, mu? Evet, evet. Ben asıl mesajı size göstereyim. Gaye Hanım, Gaye Hanım, asıl mesaj bu. Asıl mesaj bu. Yani siz biraz önce dediniz her canlı ölümü tadacaktır. Bence kadınlar üzerinden çok fazla istismar yapılıyor. Yani seks her zaman sattırır, evet. Genelde işte kadınlar cinsel obje olarak kullanılıyor ve kadınlar üzerinden çok fazla istismar var. Bravo, ne kadar güzel bir yere geldiniz şimdi. Bravo, hadi gelin bunu konuşalım. Bravo, bravo. Yani hani tek tek bunu kişileri suçlayacağımıza... Daha kadar konuşuruz bunu. Hayır, konuşalım. Tek tek kişileri suçlayacağımıza, tek tek vay terbiyesiz diyeceğimize, vay ayıp şeyler yapıyorsun diyeceğimize, gelin bunun nasıl kullanıldığına, yani bütün dünyada müzik sektörünün, sinema sektörünün, duyamadım efendim. Maalesef diyorum. Bütün maalesef eğlence maalesef sektörünün, evet. her markanın reklamlarında kadınları, daha da fenasını söyleyeyim, çocukları kesinlikle nasıl kullandığını konuşalım. Buna asıl pornografi bu. Asıl pornografi bu. Buna katılıyorum. Yani bakın peki, pampişlerim insanlar, gece uyuyorum şimdi demek pardon. Değil. Buyurun kendine efendim, buyurun, özür dilerim. Sanatçı olarak tanımlayan insanlar buna alet olmalı mı? Ya da kendi tepkilerini koymalılar mı? Bravo. Evet, bu güzel bir soru. Sen buna alet olmalı mısın yoksa kendi tepkini koymalı mısın? Benim kendi şahsi fikrim şudur. Ben şarkı söylerken kliplerimde de gördüğünüz gibi evet fiziksel özelliklerimi, evet seksi görüntülerimi ya da dergilerle çalışırken bu görüntülerimi veriyorum, sunuyorum.
Bu çünkü hani tartışmaya çok açık bir şey. Kendi adıma ben bundan çok fazla rahatsız olmuyorum açıkçası. Çünkü bunu da çok kadın istismarı gibi görmüyorum. Çünkü çıplak erkekler de var. Yani çıplak erkek vücutları, işte sadece kadınlarla ilgili. Evet, biraz kadınlarınki daha fazla ama bu daha çok dikkat çeken bir şey. Bu konuyla ilgili hani benden bir fikir beklerseniz çok fazla bir fikrim yok gerçekten. Ben de bu tarz düşünen, buna feminizm deniyor zannedersem. Feminist hanımlar buna çok karşı çıkıyorlar. Ama ben feminizm yine de... Feminizm buna denmiyor. Feminizm başka bir şey ama yani, buna insani bir şey diyebilirsiniz. Evet, yani öyle... herkes için, kadın olsun, erkek olsun, her yaş grubu için cinsel istismar kötü bir şey. Yani işte bilmiyorum, ben klipte mesela seksi bir klip çektiğim zaman ya da seksi bir poz verdiğim zaman hani gerçekten işin bu boyutunu düşünerek yapmıyorum onu. Benim başka bir dünyaya belki bakış açım çok farklı. Belki siz de çok haklısınız. Hiç bu gözle bakmadım. Hani bunun tartışmasını gerçekten yapabilir miyiz? Otursak şurada belki üçümüz. Ben size bu tuvalette denilen resim bu mu? Evet, evet o. Hanımefendi, bunu mu kastediyorsunuz? Görebilirsem söyleyeceğim. Tabii ki, biraz yaklaşalım. Vallahi çok net hatırlamıyorum. Evet, bakıyorum tamam. Bir saniye, görmeye çalışıyorum. Sanıyorum o, evet, evet. Doğru. Ben aslında burada... Evet, bir şey mi var? Lavabo mu görünüyor? Klozet görünüyor mu? Tuvalet kağıdı lavabo. Gözüküyor bakın arkada. Lavabonun yanında tuvalet kağıdı var. Yani tuvaletteyim diyorum zaten onu çekerken, evet. Yani yorumlarda o sırada öyleydi, bir kafedeyim. Evet. Kafeye girdim ve dedim ki pampişlerim şu an işte bilmem ne kafesinin tuvaletindeyim dedim. Çektim. Bunu niye yapıyorsun peki? Gaye Hanım, lütfen ayrılmayın. Lütfen ayrılmayın. Ya mesaj, benim gerçekten bir mesaj verme gibi bir derdim yok Derya Hanım. Yani bir mesajım... Gaye Hanım. Yani bir mesajım yok. Hani her yaptığım şeyden bir mesaj çıkaracaksanız yok. Ama bazen ara sıra mesajlarımda oluyor. Bu mesajlarımda nasıl, ne şekilde oluyor? Herhangi bir hareket yaparak değil. Bazen hareket yaparak da belki. Ne bileyim, ben bir takım mesajlar veriyorsam toplum için. Hayvanlarla ilgili olabiliyor ya da çocuklarla ilgili olabiliyor. Hassas olduğum iki konu çünkü. Ama şu hareketlerde... Bir mesaj yapayım diye değil, sadece içimden geldiği için ve Twitter biliyorsunuz sosyal bir paylaşım sitesi ve özel bir sayfadır o. İçimden geldiği gibi davranıyorum. İnanın bir peki mesaj... Peki bir şey sorabilir miyim? Evde birlikte yaşadığınız insanlarla bile tuvalet görüntülerinizi ya da tuvalet anlarınızı paylaşıyor musunuz? Tabii ki paylaşmıyorum ama zaten buradaki amaç da farklı. Yani orada ben yaptığım aktif, mesela o gün ben bir alışveriş merkezindeydim ve bir kafeye gitmiştim. Orada işte kendim, evet pampişlerim, şimdi şu kafenin tuvaletindeyim diye resim çektim. Bunu bir mesaj olsun diye yapmadım. Gaye Hanım, özür dilerim. Efendim. Gaye Hanım, acaba bu hani tuvalet kelimesini kullandıkça ben de artık hani şimdi rahatsız olmaya başlayacağım. Yani şu tuvalet, fotoğraftan bahsettiğimizi unutmayalım. Tuvalet kelime değil. Tuvalet çok olağan, günlük hayatta kullanılan bir kelime. Yani şimdi hayır, bu fotoğraftan başlayayım. Yani siz bana söyleyince benim tüylerim ürperdi. Nasıl bir fotoğrafta acaba diye, görmediğim için. Ama şunu düşünelim mi? Yani burada bir sosyal mecrada hakikaten eğlenceli bir şeyler yapan bir kız var, değil mi? Ve bunun da dalgası şu, net olarak ifade etmek istersek, benim fotoğraflarımı en samimi hani hayatımın içerisinden görebilirsiniz. Gaye Hanım, hatırlar mısınız bu internet ve kamerayla birbirine bağlanmalar başladığı zaman, ta 90'larda. Hatırlarsınız değil mi? Evinden yayın yapan... Duyamadım. Hatırlayamıyorum. Hayır. Yatak odasından yayın yapan, yatak odasına kamera koymuş, salonuna kamera koymuş birçok insan vardı. Hatırlar mısınız bunları? Hayır, hatırlayamıyorum maalesef. BBG evi miydi? BBG evi değil. Yani BBG evi televizyondaki şey. Hatta işte o BBG evi gibi programların ya da işte bu çiftliklerin falan filan, Ünlüler Çiftliği falan gibi işlerde yurt dışındakiler biraz daha hani samimi ortamları da gösteriyorlardı. Yatakhanelerini, bilmemlerini falan, fazlaca ya da banyoları falan da.
Hatta işte şeyler vardı, bizde de hep gazetelerde vardı, işte bazıları neredeyse hani aşklarını da gösteriyorlardı filan. Ama şu vardı, internet kamerası denen meseleden sonra herkes evine kameralar koyuyordu ve hani o siteye gidip, şimdi de var. İzleyebiliyorsunuz. Hatta bunların açık saçık olanları da vardı. Evet, mesela işte o zaman da işte kredi kartı bilmem ne falan filan. Şu anda var öyle. Şu anda da var. Ama 90'lardan ve bunların arasında çok meşhur olanları var. Şimdi yani böyle bir şey 10 küsür senedir varken bana, Gaye Hanım size sesleniyorum, Hilal'inki biraz fazla saftorik geliyor işin doğrusu. Ne dersiniz bu konuda? Katılıyorum. Biraz önce Hilal Hanım bir şey söylemişti. Dedi ki ben konserlere gittiğimde ya da programlara gittiğimde işte beni seven insanlarla karşılaşıyorum. Evet. Beni eleştiren insanlarla karşılaşmıyorum. Nerede bu insanlar? Bir yerlerde mi saklanıyorlar diye. Aslında bir yerlerde saklanmıyorlar. O insanlar zaten size tepkilerinizi dile getiriyorlar. Ben sadece burada şunu söylemek istiyorum. Maalesef insanlar bencil ve acımasız. Ve bizler başkalarının saçma sapan davranışlarını ve zavallılıklarını görerek kendimizi mutlu ediyoruz, mutlu hissediyoruz, kendimizle övünüyoruz. Ve sanıyorum birey olmak, her şeyden önce bireysel düşünebilmek, kendimizi korumak, başkalarına bu fırsatı vermemekle başlıyor. Yani insan aklını kullanacak. Sanatçı kimliği, şarkıcı kimliği, özel hayatı nerede başlıyor, nerede bitiyor, sınırları nereye koymalı, kendisi karar verecek. Çünkü biraz önce siz söylediniz, evet bence bu dünyada değilim, bilmiyorum, hiçbir zaman ne müzikle ne modellikle ilgilenmedim, ben bir akademisyenim, ama şunun farkındayım, acımasız bir dünya. Ve Hilal Hanım gibi bir sürü kadın ve erkeği sanat hayatı içinde diyeyim örnek alan, rol model alan gençlerimiz var. Bence bir mesaj verilmeli. Yani akılla bir mesaj verilmeli. Ve her şeyden önce bireysel olarak insanlar kendilerini korumalı. Kendilerini korurken de sınırlarını iyi çizebilmeli diye düşünüyorum. Eleştirenler var. Ben mesela eleştirenlerden bir tanesiyim. Asla bir hanımın özel hayatını ya da bir erkeğin özel hayatını kim olursa olsun, yani isterse dünyanın en faydalı icatlarını gerçekleştirmiş bilim adamı veya bilim kadını olsun, şarkıcı olsun, sanatçı olsun, özel hayatını paylaşmaması gerekir. Yani evinizde tuvalete gidiyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, banyo yapıyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz. Eşinize bile banyo yaparken görüntünüzü göstermiyorsunuz. Kapıyı kapalı var. Yani tuvalete gittiğinizde eşinize o halinizi göstermiyorsunuz. O zaman sınırlar var. Ve o sınırlar korunmalı. Ve bireysel olmak, işte kendinizi korumak, bu sınırları belirlemek. Bence Hilal Hanım da Türkiye'deki genç hanımlara, kendisini takip edenlere bazı mesajlar vermeli. Yaptığı her şeyin aslında, özellikle sosyal medyayı bu kadar da işgal ediyorsa, bakın Hürriyet'in ana sayfasında bir gün boyunca haber olarak kalıyorsa, demek ki bu önemli bir şey. O zaman mesajlarını da ona göre vermeli, kendisini de ona göre korumalı diye düşünüyorum. Böyle bir yorumda bulunmak için aramıştım. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. İyi akşamlar diliyorum. Gaye Hanım, buyurun. Çok teşekkür ederim katkınızdan dolayı. Can kulağıyla dinledim. Bana da çok yerinde ve mantıklı geldi. Teşekkür ederim. Ne mesajı vermesini istiyorsunuz? Mesela şöyle mesajlar verebilir. Benim ülkemdeki kadınlar, özellikle genç kadınlar, istekleri dışında evlendiriliyorlar. Evet. Asla ekonomik bağımsızlıkları olamıyor. Ve eşleri tarafından öldürülüyorlar, dövülüyorlar, şiddet görüyorlar. Bence Türkiye'deki sanatla ilgili her hanımın veya kendi ekonomik bağımsızlığını kazanmış her hanımın şöyle bir mesaj vermesi lazım. Hanımlar, ekonomik bağımsızlığınızı edinin. Hiç kimseye kendinizi istismar ettirmeyin. Bu eşiniz de olsa, babanız da olsa, evladınız da olsa. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun.
Kendi ilkeleriniz ve prensiplerinizle kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Hiç kimseye sizin başınızı kapatmanız veya kapatmamanız üzerinden siyaset malzemesi vermeyin. Hiç kimseye sizin çocuk kaç çocuk doğuracağınızla ilgili siyaset malzemesi vermeyin. Gaye Hanım, Gaye Hanım, şunu da hadi şey yapalım. Bakın, Hilal üzerinden, bakın şimdi ne güzel oldu. Hilal üzerinden siz kendi mesajlarınıza bakın. Herkes de, izleyenlerimiz de sizi can kulağıyla dinliyordur. Çünkü siz dediniz ki, ben bir akademisyenim. Ve, doğru. Efendim? Doğru söylüyorsunuz. Evet, ben bir akademisyenim dediniz. Tabii ki Hilal Hanım'ı eleştirdiniz. Herkes de, bütün izleyenler de buna canı gönülden katıldı. Oh dedi ya, bir kadın çıktı işte, ne kadar güzel, mantıklı konuşuyor. Ben herkes bana canı gönülden katılsın diye değil, kendi görüşlerimi paylaştım. Tamam, ama bakın arkadan siz bu mesajı verdiniz. Peki gelin kendimize soralım, siz de ben de. Hilal, bahsettiğiniz siyasi mesajları, sosyal mesajları verdiği takdirde... Siyasi değil. Peki siyasi sosyal değil. Mesajları, sosyal mesajları verse... Hilal'i dinleyecek misiniz, yoksa ona dönüp sana mı kaldı mı diyeceksiniz? Sezen Aksu bu sosyal mesajları verdiğinde dinliyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. O Sezen Aksu. Sosyal mesajları verdiğinde dinliyoruz. Şimdi... Bakın Angelina Jolie, yani... Angelina Jolie bir sürü evlat edindi. Dünyada evet. Bir sürü ülkeye gidiyor. İşte en son biliyorsunuz Suriye meselesinde Türkiye'ye de geldi. Ben Angelina Jolie'ye saygı duyuyorum. Ben dinleriz. Bir şey söyleyebilir miyim? Peki şunlara da saygı duyuyor musunuz? Angelina Jolie'nin Brad Pitt'le olan ilişkisini ya da işte bütün röportajlarında seks hayatını anlattığı, ne kadar özgür olduğunu anlattığı, işte Brad Pitt'le ilişkisinde ne kadar uçlarda şeyler yaşadıklarını anlattığı, geçmişteki ilişkilerinde ne kadar uçlarda dolaştığını anlattığı. Bunları anlatmasını uygun bulmuyorum. Dediğim gibi özel hayatla ilgili sınırlar olmalı. Ama peki asıl Angelina Jolie'nin yanında. Peki Gaye Hanım, Angelina Jolie'nin bu provokasyonları, özür dilerim, karşılıklı konuştuk. Şunu sormak istiyorum. Eğer bu provokasyonları olmasa, güzel bir kadın bu provokasyonları yapmasa, yapmak lazım diye söylemiyorum. Ama bu provokasyonları yapmasaydı dünyada bunca konuşma akçesi olur muydu bütün ülkelerde? Yani onu zaten başta söyledim, bakın. Seks her zaman sattırıyor ama sınırları bence belirlemek lazım. Yani peki. Bu bir gerçek ama şu da bir gerçek. Angelina Jolie'nin yaptığı şeyler... diğer uç dediğiniz yaşam tarzı veya söylemlerinin önüne geçiyor. Yani bu da önemli bir şey. Ben de Gaye Hanım'a şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten beni Twitter'da takip alırsanız arada sırada verdiğim mesajları da görebilirsiniz. Siz takip etmediğiniz için sadece gazeteden takip ettiğiniz için sanki hani hiç mesaj vermiyormuşum gibi algılamış olabilirsiniz. Ama takip ederseniz arada sırada elimden geleni yapıyorum. Gaye Hanım, Twitter hesabınız var mı? Twitter hesabım var ama çok aktif bir kullanıcı değilim. Facebook'ta daha aktifim. Peki bir akademisyen hanımefendi, saygı gören, çevresine saygı gören bir hanımefendi olarak Hilal'i takip etmekten utanır mısınız, utanmaz mısınız? Hayır, utanmam tabii ki. Bunun takip yani, ederseniz çok olarak, sevinirim. Bakın, arkadaş olabilirsiniz. Yani şu lütfen, ben Hilal Hanım'ı asla eleştirmek ayrı bir şey. Yani insani olarak ben Hilal Hanım'la arkadaş da olabilirim. Benim şu andaki tabiriyle seks işçisi bir arkadaşım da olabilir. Yani insani boyuttaki ilişkiler farklıdır. Fakat benim söylemek istediğim şey şuydu. Sosyal medyayı bu kadar işgal eden ve kendisini sanatçı olarak tanımlayan bir hanımın mesajlarıyla ve kendi kişisel özel hayatının sınırlarıyla ilgili soru sormak ve yorumda bulunmak istedim, dediğim gibi. Çünkü bunların daha farklı olması gerektiğine inanıyorum. Bu başka bir şeydir. Kişisel ilişkiler farklı bir şeydir.
Elbette ki Hilal Hanım'ı takip etmekten utanç duymam. Twitter'da aktif olsam takip de ederim ama maalesef hiç aktif değilim. Yani dediğim gibi Facebook'ta daha aktifim. Bakın yine haberleri takip ediyorum. Yani Hilal Hanım'ı dönem dönem izlemişimdir de sanıyorum bir dönem klipleri falan dönüyordu. O zaman izlemişimdir de. Yani bu bir insanı eleştirmek demek, reddetmek demek değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Güzel, bu güzeldi. Bu harikuladeydi. Bir insanı eleştirmek demek, reddetmek demek değildir. Çok güzel. Gaye Hanım, katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. İyi geceler ben diliyoruz. İyi geceler. Peki. İlerciğim. Güzel bir söyleşi oldu. Bence. Her zamanki samimiyetinle yaklaştığın için çok teşekkür ederim. Senin yüzünden çok azar işittim. Bence bana gelmen hiç iyi olmadı bu gece. Ama senin belki kral çıplağın amacı bu. Senin anlatacaklarını anlatmak evet, için iyi oldu galiba. Evet, belki benim için beni anlamaları açısından daha iyi oldu. Daha güzel anlatabildim kendimi. Herkesi kocaman öpüyorum. Özellikle pampişlerimi. Bu arada da sürekli bana gelen bir mesaj var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Twitter'ın yani bir obsesyonu içerisinde misin acaba? Yani biraz önceki telefon bağlantımızda da sürekli ona bakmaktan başın önünde dinliyormuş gibi görünüyorsun. Yani evet, çok acayip. Evet, evet. Bir manyağı olma durumu olmuş mu başladı? Olmuş olabilir, takıntı olmuş olabilir. Teknolojik çok, bir çok, manyaklık evet, olabiliyor evet, yani. Evet, böyle bir şey var. Bir de şunu söyleyelim, çok bununla ilgili yazı alıyorum. Bir de biraz önceki Gaye Hanım için de belki de izliyor şu an bizi. Atanamamış öğretmenler için buradan bunu söylememi istiyorlar. Gaye Hanım'ın evet, da bak bu kadar işte bu kadar izleyene bravo. Evet. Atanamamış öğretmenlerimiz için lütfen bu konuya el atsınlar. Bunu ne oldu? Mesaj olarak peki tamam ne oldu mesajı verdin şimdi? İşte öğretmenler mi atanacak? Tabii ki atanamayacaklar. Evet tamam bunun için zaten özel program yapacağız. Bu bugünkü program konusu değil. Evet. Teşekkür ederim katıldığın için. Kısa bir aradan sonra diğer konuğumla devam ediyorum. Tuğba Özay burada olacak. Beyler iyi geceler diliyoruz Muhallebi Kralı'yla karşınızdayız. Merak edeceksiniz Muhallebi Kralı nedir diye belki soracaksınız. Muhallebi Kralı çolukla çocukla eğlenmek demek. Yani kavramsal bir eğlence programı demek. Aslında yaşamın içerisinde çok yakından tanıdığımızı sandığımız kavramları buraya masaya yatırmak demek. Tahtaya vurup maşallah diyorum ben. Ha kaynaştırmışsın. İslami cila çekmişler. Ben mi yapmışım? Kim yapmışsa. Birisi yapmış. Yapmış tabii. Bir ülkede tıp fakültelerini kapatırsanız koca karlar kaplar. Maalesef insanlar tıpkı Pavlov'un köpeği gibi şartlanıyor. Son Amerika'daki bir araştırmada şanssızlık yeni araştırılıyor. Tıpkı bugün bizim türbelerimize, efendilerimize dokunma, seni başımıza tac edelim dedikleri gibi. Şimdi öğle evinde yemek yer herkes. Helva yemeye, kavurma yemeye gider. Batıl inanışlar yeni çıkarları hedefine vardırmak için fabrikasyon bir biçimde ve süratle üretiliyor. Kimse üretilmiyor demez. Bunu düşünmeden, ne dediği üzerinde düşünmeden bunu böyle diyor tela. Ki bunlar anlamını bilen insanlar, Arap oğlu Araplar. Levent Bey her zaman gibi çok çirkin, ben çok çirkinim. Bir güzel hanım ve iki çirkin adam bizi bekliyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün özgüvenine, engin bilgisine hayran olunduğu yönünde tweetler var. Yalan söyleme, bunu ifade eden fakat hocayı sabaha kadar dinlerim, hoca konuşsun ben dinleyeyim gibi tweetler çok fazlaydı. Yaşar Nuri Öztürk hocanın nerede yandığı sorusu... İşte onu söylemiyor muyum yahu? Ama bunu ben merak etmiyorum. Çok haklısın. Ayrıca da bu poker face suratını bu şekilde koruman da ayrıca beni hayran bırakıyor.